Selamünaleyküm arkadaşlar. Konumuz faiz. Faizin tanımıyla başlayalım. Paranın belli bir süre kiraya verilerek fazlasıyla geri ödenmesine denir. Diğer bir deyişle ödünç verilen paranın, ödünç veren ile ödünç alan tarafların aralarında yaptıkları anlaşmalara göre paranın karşılığında kazanç getiriyorsa, para da aynı şekilde faiz getirir. Verilen para faiz ile birlikte ödenir. Böylece sermaye artışı meydana gelir. Yasalarca kabul edilen faiz oranlarına göre faiz alınır. Bankalardaki tasarrufu arttırmak amacıyla faiz oranları ayarlanabilmektedir. Faizin toplumda bazı sorunlara yol açmaktadır. Bunlardan bazıları da faiz muamelesinin haram olmasının bir nedeni de insanları bir ticaret gibi helal işlerden alıkoymasıdır. Çünkü bir dirhem sahibi biri faiz işine bulaştığında zahmetsiz, meşakkatsiz kazandığı bir dirhem ona çok kolayına ve rahatına gelmektedir. Bu da insanların ticaretten elde edecekleri kar ve bereketin kesilmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden de haram kılınmıştır. Faiz belli kısımlara ayrılır. Birkaç tanesini ele alalım. Gecikme faizi, alacağını vadesinde tahsil edemeyen alacaklının bu yüzden uğradığı farz edilen zararın karşılığıdır. Yani alacaklının maruz kaldığı zararı karşılamayı hedefleyen bir tazminat mahiyetindedir. Alacaklının zararı ispat etmesi gerekmez, borcun ödenmesindeki gecikme yeterli sebeptir. Bir diğer faiz kısmı ise cezai faiz. Sözleşmeye uymayan borçluya uygulanır. Sadece para borçları değil, her türlü borç için söz konusu olabilir. Kanuni faiz var bir başka kısımda olarak. Tarafların idaresine bağlı olmaksızın yasadan doğar. Taraflar bir mukaveleye faiz şartı koymasalar bile para borcunu eda etmeyen aleyhine kanuni faiz doğar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.